Doğruluk mu cesaretlilik mi? Doğruluk. Doğruluk. Bir tane soru soracağım. Şimdi bu çok karşı ya Görkem'e. Evet. Dünyadaki son adam Görkem. Görkem'le görüşür müydün? O kadar mı? Bak çok büyük konuşuyorsun. İlerlemesi için. Evet de. Ben ne ilerleteceğim? İyi mi insan olabilir yani ama bana yine göre de değil. O duygusal olarak değil yani. Ne? Duygusal olarak değil. İyi ama bir insan. Ama son erkek. Bak son erkek. Evet de. Siz alın aşkım. Siz alın. Ben bir sensin orada. Bir o. Bir sensin bir o yeryüzünde sadece. Yine mi yok? Hayatım bana bir tane daha olur bence ama. Allah'ım bir tane daha olur bence. Hayır ya, ben bir çocuk, iyi bir çocuk gideriz. Ben kötü bir çocuk değil ya, evet. Çocuğun adı Çağrı. Evet, çok gömdünüz ya. Çocuğun adı Çağrı. O da almış, anladın mı ya? Abi bana niye vermedin bir şey ya? İnce düşünen erkekler. Elleriyle gül yaptı. Sakın onu demezsin. Batuhan'ı çağırmak istiyorum. Dabur! Dabur! Bak %40, %60 diyordun. Evet, şu an kaç oldu? Akıyor. %100 oldu. Bak bak nasıl keyifli kalktı gidiyor bak. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim, eşlik etmek istiyorum sana. Sana eşlik etmek istiyorum ya. Kol kola gidelim. Kardeşim zor değil mi ya? Zekatını veriyor musun bu karizmanın? Estağfurullah baba, işte ortaya atıyoruz. Odaya da geleceksin herhalde. Gelirim kanka. Wow. Merhabalar. Merhabalar. Beyza Nur tekrardan. Ben de Bat. Nasılsın? Şaşkınım. Neden? Hiç beklemiyordum. Ya aslında ben de çok beklemiyordum. Şöyle ilk gün seninle böyle bir ters düştük sanırım. Sonra evden çıkmadan önce, süremizde olmadan önce şey dedin. Beyza bu arada saçların da iyi görünüyor dedin ya. Ya dedim o kadar da kötü değilmiş. Benim düşündüğüm kadar da şey ters bir çocuk değilmiş. Sonra ertesi gün tekrar şey oldu. Böyle sabah bana günaydın falan dedim. Böyle iltifat falan ettin. Dedim ki ya tamam dedim. İyi bir çocukmuş. Orada kesin böyle bir güzel bir izlenim yarattın teşekkür benim ederim için. Sonrasında sizin eve geldiğimde böyle bir şey yaptın. Hayır aslında kötü bir şey söylemek istemiştin falan dedin. Çevirdin bu arada değil mi? Ben hiç görmedim o an heyecandan. Neyse sonra acaba dedim ne düşünüyor, ne yapmaya çalışıyor ben de anlamadım. Hem böyle yanlış anlaşılmaları düzeltelim hem de muhabbet edelim diye seni davet etmek istedim. Birazcık dostça bir buluşma gibi bir şey mi? Yani bilmiyorum. Belli de olmaz pek. Bu arada yani gerçekten yanlış anlaşıldığıma anlamanızı sevindim. Ev olarak hani birazcık egoist havaları falan ama dedim ama bu algınızı değiştireceğim diye. Teker teker değiştirmeye de başladım. Bu durum hoşuma gidiyor bu arada. Saçlarım bu arada güzelmiş. Uzaktan böyle biraz fazla platin gibi gördüm ama gayet yakışıyor sana. Teşekkür ederim. Kaç yaşındaydın bu arada? 21 yaşındayım. 21. Sen kaç yaşındasın? Kaç duruyorum? Yani 26 falan. 30 yaşındayım. Aa. Aynen. İyi. Evin en büyüğü benim. Gerçekten aynen. Erkeklerin en büyüğü sen tabii misin? Bu arada rap'le uğraşıyorum demiştin evet değil mi? Bayağı birkaç rap'in var mı? Yoksa... Var var var. İnternette şarkılarım var. Yani öyle hit olan bir parçam yok ama o yolda uğraşıyoruz. Sever misin, dinler misin? Yani rap çok severim bu arada. Harbiden severim. Süper. Böyle topuklu falan giydiğime bakma. Günlük hayatta da spor giymeyi çok seviyorum, hoşlanıyorum. Zaten dövmelerden falan birazcık böyle rapçi o vibe'ı var. Güzel. Evet. Böyle kadın olduğum için biraz daha minimal dövmeleri yaptırmayı tercih ediyorum ama. Güzel, güzel yakışıyor. Bence de bu şekilde devam et. Böyle çok absürt şeyler yaptırma. Aynen. Çok yakışmış hepsi. Senin başka dövmen var mı? Var var. Birçok yerimde var. En yenisi bunlar ama. Güzelmiş bu arada enerjin. Teşekkür ederim. Senin enerjin de iyi. Teşekkür ederim. Ön yargılar işte kötü bir şey. Ay bir sıcak mı oldu anlamadım. Evet evet. Yani ilk defa kırmızı odaya tabii geliyorsun sen de. Evet. Onun heyecanı. Senin de ilk mi yoksa daha önce geldin gibi hissettim mi? Çok böyle... Yok izlediğim için söylüyorum ya. Aynen. Çok bir yabancılık çekmedin gibi hissettim de o yüzden sordum. İşte yapı meselesi. Sizin eve ilk geldiğimde de çok yabancılık çekmedim. Girdiğim ortamlarla yabancılık çekmiyorum yani. Evde anlaşabildin mi bari arkadaşlarımla? Anlaşıyorum, anlaşıyorum. Gayet güzel. Enerjimiz yüksek. İyi, sevindim senin adına. Gözlerin mavi mi bu arada senin? Senin gözlerin mavi mi diye sordum. Yakından bakmam için yakınlaştın. Aynen.
Ne renk görünüyor? Su yeşili. Böyle, evet, su yeşili. Senin? Benim kahverengi. Güzel. Böyle. Kirpiklerin de çok güzel. Teşekkür ederim. Bu arada gerçek sarışın mısın yoksa? Gerçekten sarışınım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu arada gerçekten ben senin esmer olduğunu gördüm arkadan. Artık ışıktan mı, heyecandan mı, o günün şeyinden mi bilmiyorum. Olabilir. Ben seni esmer gördüm ön taraflarında, dedim herhalde paket falan attırdı. Ha yok canım. Ya ben kendi erkeklerde o işlere karşıyım biraz. Aa. Aynen. Çok bakımlı bir erkek misin yoksa duş alır çıkarım gibi bir şey mi? Yo, bakımlıyımdır. Dikkat ederim yani ellerime, tırnaklarıma, parmaklarıma. Ama öyle saç boyatayım, yok kaşımı aldırayım falan o işleri sevmem. Yani gerek yok bence o kadar. O yüzden... Niye ya? Mesela bir kız arkadaşın olsa, o seninle uğraşmak istese, tamam kaşını aldırmak istememen gayet normal, ya da saçını boyatmak istememen. Ya, oturuyorum mesela, örnek veriyorum, böyle bir maske yapmak istedi sana. Ha, olabilir. Onunla böyle keyifli bir vakit geçirmek istemez misin? İsterim diyor, ben maskeyi kendim de yapıyorum zaten. Sadece ha, böyle oynanmasını sevmiyorum, hani kaşımı şuralarını aldırayım. Burada jilet mi var kaşının? Evet, çizik var. Çizik. Bu da rapçilere has bir şey. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Peki yaş farkının olması senin için bu kadar problem mi? Benim için yaş farkı çok problem değil aslında ya. Ben biraz büyük gösterdiğimi düşünüyorum. Yaş olarak tam yaşımı göstermiyorum. Bu yüzden de yaşı yakın yaşıtlarımla pek iyi anlaşamıyorum zaten. Hı. Yanıma da yakıştırmıyorum. Bu yüzden hep kendimden büyükleri tercih ediyorum ilişkilerimde. Bundan daha çok keyif alıyorum ve böyle karşımdaki insanın bana bir şeyler katmasını da istiyorum. Yaşıtlarımın çok bir şey katacağını düşünmüyorum. Bu arada sürede dolmuş. Ne güzel aktı muhabbet ama ya. Evet ya. Vallahi birazcık bir 15 dakika 20 dakika olsa çok sevinirdim. Neyse başka zaman. Tanıştığıma çok memnun oldum ben de. Buyur. Teşekkür ederim. Çok kibarsın. Rica ederim. Teşekkürler. Ne demek? Belki yok.